Evet sevgili yazılım dostları, bugün yine Shopping.com'da birlikte e-ticaret sitemizi yapmaya devam edeceğiz. Dün bir hata ile karşılaşmıştık, bugün onu çözdük çaktırmadan. Hatanın nedeni hizmetlerde, bilgisayarda hizmetlerde. Buradan dağıtılmış işlem düzenleyicisinin kapalı olması imiş. Biz geldik bunu açtık veya hatta otomatik yaptık, gecikmeli olarak başlasın. Bu kapalı olduğu için transaction başlatamıyor. Transaction başlatamadığı için de işlemimizi yapmıyordu. Hızımı alamak galiba operayla kapattım. Neyse sağlık olsun. Şunları da kapatayım. Şimdi burası tamamına erdi. Ne yapmak lazım? Kişi, kullanıcı bir tane oluşturduk admin diye, ona da admin yetkisi verdik. Ne yapmak lazım arkadaşlar? Kullanıcının giriş yapabilmesini sağlamak lazım. Bizim adamımız giriş yapabiliyor. Giriş yapan kullanıcının alışveriş yapabilmesini sağlamak lazım. Burada da alışverişi tamamla bölümü vardı sepette. Oraya gidelim bir. Sepet oluşturmakla ilgili üyelik girişi yapmak şartı koymayalım. Ancak alışverişi tamamlamak için üye girişi yapmış olma şartı koyalım. Sepet kullanıcı girişi yapsa da yapmasa da oluşabilsin. Ancak tamamlayamaz. Alışverişi tamamlayabilmesi için giriş yapmalı. Zaten iki tane ürünümüz var. O yüzden ne yaptık? Ürüne mi girdik? Şuradan atalım. Chart diyelim. Bir tane ekledik. Alışverişi tamamla. Tamamlasın burada. Alışverişi burada. Dediğimiz zaman veya tümü dediğimiz zaman sepete gidiyor. Burada tamamla dediğimiz zaman yine checkout ASPX'e gidecek arkadaşlar. Checkout ASPX birden fazla aşamadan oluşur. İlk aşaması adres seçimi. Adresin hangi adrese gönderileceği ile ilgili bir seçim. Ondan sonra kredi kartı veya havale ile ödeme seçilip olay kaydedilecek. Ne gülüyorsun sen ya? Nasıl? Ne gülüyorsun sen ya? Niye? Ben sana alakası yok bundan değil. Vallahi billahi. Ne? Biz aramızda anlaştık dedi. Neyse ne olduğunu çözdük. Çok ayıp ya. Seninle ilgili çok radikal. Senle hepimiz öne toplanmışız. En köşeye gitmişim demiyor da. Özel işlerim var. Hocam İstanbul Üniversitesi'ne yazılım elemanları aldım. Tamamla için checkout ASPX'i oluşturalım. Add new item. Pardon. Yanlış projeye add new item dedim. Nasıl? Başka bir şey var. Ama şunu söyleyeyim. Üniversitelerde neydi? Check out nokta ASPX master page'den üretilir. Site master denir. Afiyetle yenir. Şimdi birden fazla adım olacak check out ASPX'in. Birden fazla adım olacaksa o zaman multi-view iyidir. Bir adet multi-view sürüklenilir ve ortalık bir alana bırakılır. Daha önce kullandınız mı multi-view? Hayır. Sayfa öyle mi? Güzel. Doğru yapmışız o zaman. View 1 attım bir tane. View 1'in adı ne olsun? Adres seçim. Böyle boşluk isim var. Adres seçim bölümü. Bu view'lar. İlk bölümümüz adres seçimimiz olacak. Adres seçmemiz lazım. Nasıl bir şey seçebiliriz? Şu olur. Normalde fatura adresiyle teslimat adresi ayrı ya. Bunun için adresin bir bilgisini gösteren bir kontrol, oradan işte iki tane buton konulabilir. Ne
Genelde şey yapıyor, yok daha önce sunuyor. Teslimat adresini mesela... Drop down'dan mı? Olsun. Teslimat adresi dev adresi, iş adresi gidiyor. Adres seçenekleri görünüyor. Onun adresine de aynı şekilde. Şeyi düşünüyorum, hepsi buradan sistemini düşünüyorum. Fatura adresi diye geliyor adresler. Bir tanesi seçili geliyor varsayılan da. Adres adı var. Bizde adresin adı var mı? Blok B202 açtım. Name'i varmış, adresin adı. Ondan sonra country'si, city falan diyoruz. Ondan sonra adresi giriyoruz. Hangi kullanıcının olduğunu giriyoruz. District neydi? Bölge, köy, şehir, ilçe anlamındaydı herhalde. Bu varsayılan mı diye belirliyorduk. Repeater'lı adresleri listeletelim o zaman. Oradan seçtirelim. İki tane adres seçecek sonuçta, değil mi? Bu arada şunu söyledik, yapmadık ama aklıma düştü, unutmadan hemen onu yapalım. Giriş yapta, default'ta şu giriş yapın içerisinde butona tıklandığı zaman neymiş? BTN login click'miş. Butona tıklandığında direkt oraya geldik abi. Login olduğunda session'da bir tane üye bilgisi tutmak lazım. Buraya direkt session'a bir üye atmak lazım. Daha doğrusu aktif üyeyi atmak lazım veya aslında hiç bununla uğraşmadan direkt aktif üyeyi check edebiliriz. Evet, şöyle yapalım. Yine session'da tutacağım ama classes'a geleceğim. New class diyeceğim buraya bir tane. Class'ımızın adı ne olsun? Üye ile ilgili bilgileri tutacağım, üye ile ilgili işlemler yapacağım bir class olacak. Ne olsun? Kullanıcı. Kullanıcı yani member olabilir. Membership yazamayız. My member olabilir. Active user olabilir. Active user diye bir tane sınıf koyarım. Bunun içerisine prop static asapnet user olarak mı tutayım? Asapnet user'ın user detail'ı var. User adresi var. Bir sürü zımbırtısı var. ASP.NET adı users olarak tutayım. Ya da user kim bilir onun adı neydi şimdi. Using bilgeticaret.entity.models ASP.NET users. O büyükmüş. Ne olsun? Active user. Değil mi? Bunun get'i olur sadece. Get'i olur. Şöyle bir düzenleyelim. Şimdi burada arkadaşlar diyeceğim ki bak bakalım eğer session öncelikle şuna bakalım. Eğer context hatta direkt yukarı atayım. HTTP context context eşittir HTTP context nokta current active user nokta current değil mi ya da buna? Daha karizma olur. Burası çok sıcak ha. Şuraya otur. Cüneyt'in yerine otur. Ben de sıcağım o yüzden düşünüyorum. Ha kapalı mıydı? Açtım artık. Adına falan mı koydun? Arkadaş. Kasım ayında yanıyoruz ya. Context'i aldım. Git derim. Yürü be. Context. Nokta. Context nokta. User nokta identity nokta is authenticated'a bakacağım. Eğer adam otantike olmuşsa, otantike bir kullanıcı varsa ve eğer
session context nokta session. Active user eşteşit nullsa gel diyeceğim. Gel diyeceğim. Context nokta session'dan active user doğru yazdım değil mi? Eşittir. Kullanıcının bütün bilgilerini çekmem lazım. DB context nokta database nokta ASP.NET users vay arkadaş ya users nokta single or default x öyle ki x nokta user id'yi alabilir miyiz? Çünkü şurada identity'de user id yok. User name var. Neyle geliyor? Şey diyorsun, membership user'da. ID'yi verip username'i çekiyoruz ya. Identity nokta. Değil miydi? Context nokta. Identity'de değil o, membership user'da var. User provider key. Context nokta. Identity. Context nokta. User nokta. Identity nokta dediğin zaman name'i var sadece. Ama şu var. Membership nokta get user var. Bir şey yazmazsan şu anki user'ı getirir. Bir şey yazmış mı? User. User eşittir. O user'ın bütün bilgilerini biliyor. Bu user'ın membership olarak bilgisi. Membership user olarak getirdiği için normal ASP.NET user olarak gelmiyor. Ben buraya derim ki user id eşit eşit usr nokta user provider user key derim. Provider user key. Yalnız bu provider user key'in GUID olduğu belli değil. GUID diyeyim. Gelsin. Ne yaptım? Context'in session'ına db context'ten user single or default'la x öyle ki user id'si user yani şu anki user get user'da da der ki falan filan şu an current logged on membership user'ı getirir der. User'dan çekerim o elemanımı. Yalnız yine şurada şunu kontrol yapmak lazım. Eğer membership nokta get user eşit null return null aşağıya gitmesin, hata vermesin. Hiç aşağıya gitse de muhtemelen null döndürür şu or default var ya. Null döndürür. Null döndürdüğü için de null demek. Yine aynı hesaba gelecek. Session active user'a bunu attıktan sonra return context nokta session nokta active user değil mi? Derim. Return. He? Aynen öyle. Geri ASP.NET users olduğunu söylemek lazım. Bundaki S'yi de niye silmediyse sondaki S'yi. Eğer ki adam otantike değilse return else durumu tabi else return null böyle bir komut yazdım. Current active view'yi alıyorum yani. Tamam, o zaman giriş yaptığında burada session'ı doldurmaya gerek yok. Zırt pırt onu çekmekle de uğraşacaktım. Gittim onu active user diye bir sınıfta hallettim. Hatta daha kıyağı da yapılabilir. Extension metot haline getirilebilir. Neydi extension metot? Zorla bir sınıfa bir sınıfın içerisine eleman dahil etmek.
Add new item. Extensions diye bir şey atıyorum. İsmi önemli değil. İlla extension olmaz, olmak zorunda değil. Önemli olan nedir? Sınıfın statik olması. Statik sınıf. İçerisinde public static asp.net altı user denen Allah sınıf tanımlarını yanlıştıkla ya. Çakışacak. Nereye gitti o namussuz? Şuraya gitmiş. Nereye gitti? Ülke ticaret nokta, entity nokta, model. Users. ASP.NET users dönen geriye. Get get current user diyelim. Get current user. Buna deriz ki arkadaşlar, this neye dahil edecekse o nesneyi veririz. Neye dahil etsin? Page'e. Web UI'daki page'e dahil etsin. P diyelim. Aynen öyle. Başka da bir şey istemesin. Page nokta dediğimde, eğer bu sınıf dahilse, hatta bunu web nokta class istemeyelim. Direkt web namespace'inde bulunsun bu. GetCurrentUser metodu çağrıldığında şunun aynısını bir de burada yapayım. İkisi de dursun da hangisi de denk gelir, sonra kullanırız. ActiveUser.Current'ın içindekini, Get'in içindekini. Şuradan bitiyor Get. Şunu bir de burada yaparım. Daha kıyak olur. Bakalım membership'i tanımadı. Ondan sonra... Tamam, her şey tamam. Bunu yapmakla ne yapmış oldum? Herhangi bir sınıfta mesela checkout ASP.X'te. Aynen öyle. Page.getCurrentUser diyerek current user'ı alacağım. Cillo. Ne nesne tanımlıyorum, ne bir şey yapıyorum. Aa, çok üşengeç adamım ya. Ha? Olabildiğine gelişmiş kod. Ne karşı gözün ayrı oynuyor senin ya? Bana bakıyorsun. Eğer page nokta get current user eşit null ise request redirect response nokta redirect tilde slash default.asp.x. Adam eğer üye olmamışsa checkout'a gidemezsin. Tabi burada uyarı da verdirmek lazım. Bakın şu extension'a gidelim. Bir tane de şöyle metot yazalım. Public static static void alert yaz diye bir tane metot koyacağım. Alert yaz. Nereye? This page sınıfına dahil et. Virgül string mesaj. Alabileceğim. Diyeceğim ki buraya http context nokta, current nokta, response nokta, write script script alert script değil, alert derim. Parantez aç, tırnak, kapat. Hatta şöyle yapalım. Scope 0 diyelim.
Bunu kapatalım. Parantezi kapatalım. Script'i kapatalım. Kapatamayalım. Tırnağı kapatalım. Parantezi kapatalım. Satırı kapatalım. Kapatan kapatan. Bunun böyle yazılabilmesi için string nokta formatın içinde olması lazım. Formatı açalım. Formatı kapatalım. Şurada da virgül diyelim. Message bilgisini alert'in içerisine koyalım. Burada da gelirim derim ki response'tan önce page nokta alert yaz. Ne yazalım? Ödeme sayfası için. Gerekir diyelim. Soru işareti login eşittir 1. Adamı zorla login'e açtıralım. Deneyelim bir. Şu master'da da tıklandığında checkout'a gideceğini, checkout ASP.exe gideceğini söyleyelim ona. Nerede o? Sepette tabii ki. Sepete. Burası mı sepette? Small menu, small menu. Biz onu chart kontrol diye kontrole çevirdik herhalde, değil mi? Benim usulüm odur genelde. Chart kontrol. Burada dizaynda alışverişi tamamla falan buradaymış, içindeymiş. Alışverişi tamamla. Ahref checkout nokta ASP.exe diyelim. Şimdi gidelim sitemize, ana sayfaya bir git diyelim. Bakalım seçim düşmüş mü? Düştü. Sepet at diyelim şundan bir tane. Bir tane de şundan alalım. Para bende değil mi? İstediğim kadar alalım. Tamamla diyelim. Uyarıyı vermedi ama. Bana şey yüklemek şeyden sayfasını yüklesi lazım. Ödemeyi yapacağı zaman. İşte bu burada böyle. Tümüne git dediğim zaman. Buradaki tamamlaya tıkladığım zaman. Bu nereye gidiyor? Chart ASP.exe gidiyor tekrar çünkü. Oradakini de checkout ASP.exe göndermek lazım. Nerenin? Orası mı? Chart ASP.exe. Chart ASP.exe şurası. Inputmuş. Bunun aynı etkisini A da yapıyor. Ahref. Checkout ASP.exe gideceğiz. Tamam mı? Nereye gitti? Hadi gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? O ne ya? Şey yapacağım, input'a direkt ASP veriyor. Şu input main submit value id updater.
Ne? Kutu, ağaçları da sarsaydınız. Yok ya, şöyle yapalım. Still. Still var mı? Log right derim. Ondan sonra da clear yapmak gerekebilir ama zaten sayfanın dibi. Şak diye bana giriş yap diye zorluyor. Ya giriş yapacak. Evet, uyarıyı vermiyor çünkü uyarıyı vermek için sayfanın açılması lazım ama sayfa açılmadan dönüyor. Onun için şey yapılabilir. Sayfanın sonuna bir kontrolle yapılabilir. İlla uyarıyı versin sayfada ondan sonra gitsin diyorsak. Evet, sayfa içerisinden gönderilebilir ama adam onu engelleyebilir. Nasıl engeller? Mesaj penceresi çıktığında öğeyi denetle yapıp veya bir şekilde source'u hale geçirip orada do postback var sonuçta. Do postback'i iptal edip sayfada devam etmeye çalışabilir. Öyle bir çakallık yapabilir. Böyle direkt atsın yani hiç tıkladığımız zaman adam müdahil edemesin. Daha tatlı oldu. Alert yazda yanımıza kar kalsın. Devam edememesin. Admin 123123. Sayfayı görmeden yanımıza. Admin çarp diyelim. Tümü diyelim. Tamamla diyelim. Çarp NASPX geldi. Checkout pardon. Checkout NASPX geldi. Şurası mesela şey olacak. Multiview'da aktif index 0 olduğu için bir şey gözükmez. Zaten gözükse bile view 1'in içinde bir şey yok. View 1'in içini doldurmak lazım. Ama isterseniz ara verip aradan sonra devam edebiliriz. İhtiyaç var mı bu? Bir gidelim yine. Adres seçim ekranı yapmamız lazım. Adres seçim ekranı yapmamız lazım. Bunun için. 2 saniye bekle git. Şey yaptın mı? Ayarladın mı? Arkadan cızırtı geliyor. Burası neresi? Chart. Biz nereye gideceğiz? Checkout ASP-X. Response redirect olduktan sonra page alert çalışmıyor ama yine de olsun. Şimdi kişimizin aktif user bilgisini tuttuk. Aynı zamanda session'da sepet kısmımız var. Aktif sepeti alabiliyoruz. O zaman checkout bölümünde ne yapmak lazım? Önce bir adres seçimi. Kişinin adreslerinin listelenmesi ve adres seçiminin yapılması. Room'la ilgili bir sayfa var mıdır? HTML'e bir gidip bakalım. Checkout var ama Weaving Browser diyelim. Billing adres diyor. Username password girdiğin zaman herhalde oradan. Bilmiyorum ki. Burada adres bilgisinin girilmesiyle ilgili. Orada şey de var çocuğum yukarıda. Quest ve register. Birini yazdı öbürü de açık. İkisi de seçildi. Şunu diyorsun değil mi? Quest checkout, register account. Diyerek. Order comments, yorum varmış. Payment method. İşte seçilir. I have read terms and conditions. Name şu en altta olacak. En son fiyat ödeme al diyecek. Bu sayfayı alalım, modifiye edelim. Yalnız bu yarım yarım. Üste bir tane full atmak lazım. Grid 16 atmak lazım. İyi ya, bütün sayfalar varmış hemen. Aslında böyle iki ekranı birden çekeceğim gibi ya. Bu tarafta sürekli kod, bu tarafta sürekli sayfa açık olacak. Ama o zaman videonun boyutu çok büyük. Şunu da şuradan indireyim de yanlışlıkla yanlış projeye tıklıyorum sürekli. Hatta kapatayım. Şimdi checkout'u alalım. Neyi alacağız? Grid 16'dır muhtemelen buradaki ana elemanımız. Grid 16 padding diyor.
Container 16'nın içerisinde. Container 16'nın içerisinde grid 16 var. Şu sol taraf bir gelsin. Oo, geldi. Şu grid 16'yı alırsak üstteki bölüm o süper. Altında bir grid 8, yanına bir grid 8 daha. Evet, yine sol taraf sağ bir 8'lik daha atıyor. O da sağ taraf. Altına bir grid 16 daha. Order comments yorum. Altına bir grid 16 daha. Payment method. Biz bunların her birini farklı adımlarda gösterelim. Önce şey seçsin, adres seçsin. Sonra ödeme metodu seçsin. Ondan sonra şu onaylama bölümü gelsin. En son bölümde. En sonunda da işte kredi kartı bilgisi ise kredi kartı bilgileriyle, değilse normal ödeme ise normal ödeme ile birlikte şurası gözüksün. Ürünlerin listesi. Ürünlerin listesini bassın. Normal ödeme derken? Havale. Havale. Ya da kapıda ödeme. Kapıda ödeme. Olabilir, kapıda ödeme deriz. Adrese gidecek. Bir şeyi soracağım. Havale ile yapıldığı zaman kontrolü. Havale ile yapıldığı zaman banka sana sen hesap numarası oluşturuyorsun ya, şirket olduğu için bir kullanıcı adı parola veriyor, Akbank örneğin. Giriyorsun oradan, sana yapılan havalelerin listesi. İşte sana yapılan kredi kartı ödemelerinin listesi. Onun hepsini alıyorsun. İndirim olarak görünüyor değil mi? Herhangi bir sanki ödeme yaptığı zaman. Yani geliyor mu yoksa sen anlık kontrol ediyorsun? Anlık kontrol dediğin... Sürekli tıklamana gerek yok yani. 10 dakikada bir tıklasan, zaten onların işlemini yapana kadar yine birikir. Daha da ileri götürmek istiyorsan bankayla artık anlaşırsın, servis mi olur, başka bir şey mi olur. Bu var. En son bir grid 16 daha altta ürünler. Ondan sonra ne varmış? Bir grid 7 no empty, not empty demiş. Bir grid 9 koymuş. Doldurmuş arkadaş buraları ha, şu şey. Şu grid 7 empty boş. Öyle. 9. 7, 9 daha 16 mı yapar? Evet, 16 yapar. Bu da o iş için kullanılmış. En son yine grid o container bitiyor. Biz container'ın içindekileri alacağız. Şurayı komple alalım. Kopyalayalım. Checkout ASPX'in içerisine çift F1'ye yapıştıralım. Shift F7 ASP'ye geçeceğiz. İlgini çektik galiba. Ne de sakın ben. Şimdi Semih gelse kesin önemsiz bir şey yapıyorsunuzdur. Sataşıldı. Şimdi evvela ne dedik arkadaşlar? Evvela adres seçin. Adres seçimi. Grid 16. Üstteki kısım gereksiz. Üçuranzi. Hatta şey yapabiliriz. İçi boş olan bir tane 16 atarız ya. Buy my diyor ya. Check out buy diyor. Satın al diyor. Alttaki sağlı sollu bölümler. Sağlı sollu bölümlerde birisi olsa yeter. Grid 8 olsa yeter bize. Grid 8'de ne olacak? Adres tanımı. Eğer adam yeni bir adres tanımlayacaksa orada yeni koyacağız. Onu geliştirecek. Oradan yeni adres tanımlayacağız. Yoksa burada adreslerin listelenmesi lazım. Şu sizzle şundan bir kopya alalım buraya. Diyelim ki teslimat adres, bir de fatura adresi olacak. İkisini ayrı ayrı tıklayarak mı seçsin? Ya da combo olan mı seçsin diyorum. Olabilir. Hepsi burada usulü olsun ya.
Hatta hepsi burada usulü olsun. Onda kutucuk kutucuk böyle doluyor, sen birini seçiyorsun. Ha evet. Ondan sonra şimdi açarım adresim bölümü diye vazgeçtim. Çok önemli ya. Fatura, adres diye alt alta bulunsun. Bunlar nerede bulunacak bu arada? Bunlar... Gruba. Adres seçim bölümünde bulunacak. View, adres seçim. Yeni seçenek koyuyor mu? Evet. Güzel. Kendi mi? Kendi koymaz. Biz koyuyoruz. Hatta MultiView Active View Index, View Index eşittir 0 demezsen 0'la da başlamıyor. Eksi 1 ile hiçbir şey göstermiyor. Yani 1 ile başlıyor. Yok, 0 ile başlıyor da. Eksi 1 oluyor. Varsayılan eksi 1. Teslimat adresi. Teslimat adresinin içerisinde ne olacak arkadaşlar? Adreslerin bir listesi olacak, değil mi? Bu ne olsun? Bir div class eşittir grid 16 olsun. Direkt full kaplas. Grid 16. Bunun içerisinde, hatta sizin tılda onun içerisinde olabilir. Grid 16'nın içinde. She's title'mış ya. Ben tam okumadığım için. She's title. Evet. Şöyle bakalım. Evet, içeride. Altında ne olacak? Altında adresin listesi olacak. Data list. Item template'de, şimdi data liste nasıl gözükmesini istiyorum? İkişerli sıra mı, üçerli sıra mı? Yani ne görünecek adres? Adres. Adresler daha doğrusu. Adresin sadece başlığı mı gelecek? Adresin başlığı birkaç bilgisi alt alta. Yani ikişerli, üçerli derken zaten iki tane. Kimin? İçerik mi yani? İçerik mi? Şöyle kareler dikdörtgenler şeklinde gözükecek dedik ya, uzun. Yani şu benim sayfa, tamam mı? Buraya geldi adres bölümü. Kırmızıyla. Adresler şöyle bir, İki. Aa, güzel bir sınav gibi. Üç, şu şekilde mi gözüksün? Yoksa direkt bir, iki. Bir, iki diye mi gözüksün? İki daha, iki daha az oluyor. Ama nasıl içine nasıl yazacağımı da söyleyeyim. İçerisinde şöyle yazacağım. Şimdi bir de şey olması lazım. Table koyacağım. Bundan güncelleme işlemi yapabiliyor muydu adresi? Güncelle deyip evet, aşağıda güncelleme bölümünde yapması lazım. Ankara'da ne yapıyormuş Semih? İşte İstanbul'a gidiyormuş. Otobüsle gidiyormuş. Niye? Erken almış. Erken mi şey yapmışlar, çağırmışlar? Ha, bugünden gidiyor. Perşembe işlemi, uçak bileti bulamamış. Cuma günden için. Hadi bakalım. Sen konuştun mu Neste Hanım'la? Konuştum. O da ben yollanım dedi şey istiyorum. Bir bakalım. Normalde şey ya, sıra var ya, inşallah bununla konuşurlar ya. Sıra var değil mi? Ekmek kuyruğu ya bu, sıra var. Görüşüyorlar ya birden fazla kişi. Cuma ya da yani yarın ya da pazartesi için çağrı verirlerse. Yarın için çağırırlarsa nasıl gidecek? Yarın için zor ararlarsa. Anlayış gösterebilir. Öğrencimiz adayız.
milyon mu olacak şu an 250 küsur? Sen öyle demiştin. Bakarsız artık. Şurada iki kolon halinde göstermeyi planlıyorum. Açıldım ağabey. Aa işte adı, adresin adı, şey falan. Bir tane checkbox seç en üstte. Şuraya seç koyarız. Bu şekilde listelemeyi düşünüyorum. Aşağıdaki ilk olsa. Burada olsa buraya iki kolon sardım şu an. Seçim hakkını size sunuyor. Üçlü kolon mu, ikili kolon? İkili olsun. Ekil olsun, tamam. Ekili yapalım. Yo, bunlarla olmaz o. Grid sistemi olduğu için toplamı 16. 16'yı 3'e bölüyoruz mu? Bölebiliyoruz mu? Bölemeyiz. 15'i 5, 5, 5 yaparız. Bir kenarda boşluk kalır. 2'yi 16 2'ye böleriz. 8'e 8 koyarız. Gerçi içine koyacağımız için 8'e 8 kayabilir, 8'e 7 ya da 7'ye 7 koymamız gerekebilir. Tamam o zaman. Template'in içerisinde bir div açıyorum. Div açıyorum. Div'e diyorum ki class eşittir grid abdre 8. Grid 8 koydum bir tane. Evet, bastığında bir grid 8, grid 8, grid 8 diyerek basarak gidecek. Repeater'da olsa olur o zaman aslında. Zaten yan yana hizalar. Şimdi grid 8'in içerisinde bir tane table açalım. Table'ın içerisinde iki kolon, iki kolonlu bir şekilde verileri listeleyelim. Diyelim ki adres adı. Burada ne gösterelim? Yüzde diyez. Eval. Ney? Ağzıma diş çürüğü tadı geliyor ya. Adres alıp. Ya burada şey yapsak. Mesela eval neyin yerine? Evet, dinliyorum. Xbox diyorsak. Gerisinde de Mike'la neyini çektik. Aynı zamanda güncelleme işin için düşünüyorum. Hatta listin için de güncelleme. Daha iyisi var. Üçüncü bir yolla mantıklı gibi geldi. Mantıklı. Daha güzeli şu olur. Hem de hızlı olur. Details view. İçine bir tane details view atalım. Bu elemanın birini evet seçiyorsun, buna teslim ediyorsun. O içerisindeki özelliklerin hepsini basıyor details view. Template grid 8 var. Bakalım nasıl yapabiliriz. Buna bir data source verelim. Bir de buna şey yapmak lazım sadece üstte. Yine div class, bunların kenardan marjinleri var. O yüzden bir küçülteceğim. Grid 7 diyeceğim. Seç butonu. CSS class'ına da mail submit derim. Güzel gözüksün. Bunun içinde buton gözükmez, yanlış yaptık. Buton repeater data list grid view'da çalışmıyor. Sadece link buton çalışabiliyor biliyorsunuz. Event validation hatası veriyor. O zaman link buton atacağız. İşine diyeceğiz ki seç. Tabi buna yine mail submit diyelim.
görünüyor. Link button tag ne diyor? Unexpected end of file looking for. Enteresan bir şekilde hata verdi. Çalıştırınca hata verecek o önemli. Her şeyi bir tuş kadar uzağımızda. Bir tırnakla neler işte tırnaklarımızla kazdık diyebiliriz. Of çok ağır saçma. Grid 16. Bu arada sabah bir seyahat var seyahat böyle gittim fazlede. Eskali gidiş yüklesin. Bunları dedikten sonra şu link butona diyeceğiz ki command name adres seç diyeceğiz. Data liste ID olarak diyelim ki data list DTL teslimat diyelim. Adam bu data listten bir adresi seçtiğinde item command'ında gidelim. Diyelim ki switch e nokta command name case adres set şöyle miydi? Doğru mu? Emin olamıyorum nedense. Nerede bunun checkout asetiyiz? Teneriye bir şey. Adres set ise break diyorum. Şöyle. Sonra şimdi burada ne yapacağım? Seçilen adresin ID'sini alacağım. Seçilen ID'sini alacağım. Argument'e vermedim de e.item nokta data item mesela data item bir data row olur. Onun içerisinden seçsem falan diye düşünüyorum. Direkt olarak adres ID'sini alabilirim. Öyle yapalım. Adres ID eşittir e nokta item nokta data item as data row view. Neydi bu data item'ın şeyi ya? Tipi. İyi salladı be, hiçbir şey aklıma gelmiyor. Data row view diye geliyor ama. Stand nokta data varmış. Stand nokta data daysa bu değildir.
Hadi dursun bakalım. Biz şunu bir listeletelim. Bir de yeni adres eklemeyi yapalım. Ondan sonra buraya dönelim. Buraya gelelim arkadaşlar. Hemen şurada. Üstte yeni bir tane tanımla diyelim. Evet, yeni tanımla yazalım. Alta mı, altta mı olsun, üstte mi olsun ya? Aşağı mı teklesin? Div class eşittir. Üstte duracaksa grid 8 diyelim. Grid 8 içerisinde bir tane buton olsun, yeni diye. Bu bizim yeni butonundan koyalım. A href eşittir JavaScript yeni adres. Yeni adres diyelim, ben Türkçe yazmam lazım. Yeni adres, yeni teslimat adres diyelim. Gerçi yeni teslimata şeyi yok yani, yeni adres yeni adrestir. İkisini de bağlar yani. Teslimat adresini seçecekler. Hatta bunu yukarıda ayrıca bir yerde bile yapabiliriz yani. Şuraya. Div class eşittir grid adre 16, bir tane 16'lık grid koyarım. Bir tane shift title koyarım. Yeni adres tanımla derim. Bunun da tabi yine içinde div class eşittir grid 15 olsun. Burada A yeni adres olacak. Şurada. Aşağıda. Pardon, burada mı olacak? Bunun üstünde olacak. Şurada olacak. Şuna da diyeceğiz ki id eşittir adres tanımı. Adres tanımı divini genişleteceğiz. Şurada da geleceğiz. Yeni adres tanımlarının içerisinde işlemimizi yapacağız. Şuna ahref'i bir bitirelim. Ahref içine img src eşittir pqrl images da mıydı? Neredeydi o? Yeni şeyi. Sanki yönetimin içerisinde bir yerde. Add, add png. Yalnız bunu buradan alırsam şimdi authorization olacak ya yönetimde. Gözükmez. Bunu kopyasını almak lazım. Yönetim içerisinde, images içerisinde add png'yi kopyala. Images'in içerisine yapıştır. Sonra gel şurada src'sine de ki at png deriz. Oho. Ha. Yeni adres. Bir yanına 50 verse bir diğer yanına küçültür. Çok mu büyük?
öyle bir şey. Buna tıkladığı zaman yeni adres tanımla bölümü açılacak. Normalde yeni adres tanımla bölümü stile gidelim. Content bir head content'in içerisine. Yeni adresin stili display now. Şöyle. Adres tanımlayan bir şey. Display now normalde. Hiçbir şey kalmadı. Checkout ASPX. Div class id adres tanımla. Bak şu yeni adres. Alan gidiyor. Komple gitti ya. ASP view'una da adres seçilmiş. Şu grave için yeni adres dedim. Grave 16'nın gitmemesi lazım normalde. Ne kadar saçma bir şey ya. Yürü be. Hadi ne oldu, sildik mi onu ya? Nereye gitti bizim yazdıklarımız? Form var burada. Şimdi CTRL-Z yapıyorum. Ha, bunlar en alttaymış ya. İşte değilmiş. Süleyman bulursa. Ya Said. Nettin gari Said. Nettin gari, nettin gari ho. Nettin Said kapatın mı? Yine abides.
belli farklı oluyor. Dersi provok etmek için yapıyorum değil mi? Tamam, şimdi git. Şuna tıklayınca gelecek. Nothing gari, nothing gari, ho! Yukarı adres tanımlama için şuradan şu arkadaşlardan faydalanabiliriz. Billing ne demek? Aklımıza koydun. Sait. Teşekkür ediyoruz. Bu üzerine şey de işte tam olsun. Bizim Yunan bir neydi? Atillos. Atillos Tuvalu Saç. Sait. Geliyor yolda zaten. Onlar da çözüm değil. Yaparsalar gitmiyor. Yine harflere, harfreklere geldik Sait. Sait'in en sevdiği yerdir. Hocam buna table oyunu çok açmayalım ya. Ha evet. Table oyunu bir tane TR TR basın. Ne içine? Kendin işte table kodunuzu diye yapıyorum. Kopyaladım. Ne yapacağız? User txt name olacak. Txt name. Txt ne olacak? Country. Txt değil o. City adres olacak. Bunlar text box değil, drop down list olmalı. Oo, bayağı iş yaşam. Hı? Sonra doldururken şehri, Şehadet getirtecek. DDL Country. Atilla Stasos mu? Yürü be. Yangnam Style. Mangal Style. Ne mangal bu? Cüneyt istedi ya. Ya sen Cüneyt'e ne bakıyorsun? Ne istediğin farkında mı Cüneyt? Cüneyt bize böyle şeyler neden yapıyor? Name, site ID, district ID, adres var, default var. Baba bir de ses kısıp açıyor ya. Text'in. Video izleyenler sana çok sevecek ya. Ciddi söylüyorum. Anladım, güzel şey.
Video izleyenler sana çok sevecek. İsim soy isim göndereyim mi? İsim soy isime sövsünler direkt. Nokta atışı sövsünler. Ooo aray sövsünler. Tur 5.45. Önceden olsa biraz iyi bir tek. Düşürüyor zaten. Ondan sonra evdeyiz. Şunu şey yap istersen. Onu bilmiyorsun. Rahat versiyonu. Çizişler tangam style. Onu biliyorum. Onu biliyorum. Bedene kaynat. Yine neyi açtık kapatmadık acaba? Var mı kapatmadığım şey ya? IMG'de şey yapmış. Seyirciyi açmış, kapatmışız. Vid kalışmış, kapatmışız. Şunu istiyor. Refresh demek gerekiyormuş. Geldi, kaydetine tıklayacağız şimdi onun. Var da display'in olduğu için gözükmüyor. Text işte. Şunlara da CSS class verirsek. Half life. Hocam o teslimat adresine niye şey koyduk? Tanımlayacak bu yeni. Yeni teslimat. Yeni teslimat adresi deyip içine atacağız. Buton. Bekleme yapma, devam et. Refresh vermediğimiz için ne? Üste kaçtı. Bir de adres olması lazım. Adresi niye koymamışım? Adresi yazacak eliyle. Detaylıca.
Ne yapacaktım ben? Ha, text. Textbox adres var burada. Neyi sabit yazmışım ben textbox'a? Textine de kaydet yazmışım. Bu işlekin hala şey bırakıyor. Buton tane de. Üstteki BTN kaydetim. Bu da kesin değil. Şey yapıyorum, hayır yazmıyorum. Yazdım dediniz ya. Ben de textbox'ı tanımadım diyorum, niye gelmiyor? Şöyle gözüküyor işte, tıklayınca açılacak bu. Bilim adresim neymiş ya, bunu silelim orada. Şey, kesin adres. Herhangi bir adres tanımlansın yeter. Bilim kursun ya. Derli toplu tutuyor. Şu değil fazlalık ama. Bunlar normalde gözükmeyecek. Gözüktüm. Tıkladığı zaman, daha doğrusu tıklamadan önce hele bir page'in node olayına gelelim. If this postbacks'e return. Gelelim buraya. DDL country data source eşittir db context db nokta countries nokta list ddl country nokta data text field eşittir name DDL country nokta data value field eşittir id. Ne şey var, data bank var. Cities bir de bunun şöyle demek lazım. Şunda int selected country eşittir int nokta parse ideal country country nokta selected value cities nokta where. Of, çok pis yağmur yağıyor. Country ID eşittir eşittir. Öyle devam et. Niye durdun? Söyle tamam. Bari de daha iyi çok iyi. Biliyorum ya. Ya şu Angara işlerden kod yazamıyoruz arkadaş ya. Başka da güzel bir şey.
Benim bir tane sens gene kafayı yedi ha. City ID eşittir. City ID diyor. Şehir var mı? Eklemiştik değil mi şehirleri neyleri her şeyi? Polis abi ne üfledin buraya kadar geldi sesi bak. Ben parçalıyor kendimi. Hı? Adana, Afyon Karahisar seçildiği zaman şuraya Seyhan Yüreği sar. Afyon Karahisar'da Sarıçam'da. Hadi bakalım. Tabii. Şu ikisinin postback yapması lazım. Postback anında. Ama postback yaparken de Xbox'tan silinmemesi lazım. Silinmez zaten Metasource. Bir stake var ya, bir stake tutar onu. Tabii. Onun için orada. Nasıl? Onun için orada. Beefsteak dediğimiz şey o şeyler. Just Pide diye bir tane video vardı biliyor musunuz? Bu auto postback yapsın ve index change anı çalışsın. Eğer medial country'nin select indexi eşit eşitse eksi 1'e dön değilse o zaman şimdi seninle iş konuşmanın zamanı geldi. Yukarıya gidelim. Country dolduğunda cities dolacak ve şurası dolacak değil mi? City. Aslında ilk başta şunları doldurması kullanıyor. Sadece ülkeyi doldursa. Ülkeyi doldurunca ona ait bir city doldurursun, ona ait şehri doldurursun. Aynı mantığa gelir. Yani page'in olduğuna tekrar doldurmasın diye. Tıklayıp adam tekrar seçecek. Page'in olduğuna bir daha doldurmuyor zaten. Başında if postback return var ya, bir kere dolduruyor. Selected country eşittir. Media country nokta selected value. Nokta parse. Da onu dolduracak. Sonra bir de gidip şunu da seçersek yine bunun da postback true select index change anını yapacağız. Dolu değil de mi? Boş form değil mi? Boş. Adamların imzasını boşa götürmüyor. Bir kopyasını şuraya alalım. Media City. Yani hiç fark etmedik ha senin attığını. Bir de hemen saklanıyor. Sait, video izleyen herkes senin yaramazlığından tanısın. Yağmur ya. Yapacağım yani. Adana, Afyon Karahisar'ı seçtiğim zaman. Adana geldi. Bakayım, seçilen gitti yine. Aydın diyelim. Bunu Adana'ya gitti. Çalışmış olması lazım. Görmeyin dediğim zaman. Prospect çalışıyor da. Tekrar Türkiye'ye geliyor. Isprospect return olayında bir bozuk var. Ha? İşte return tekrar doldurmuyor. Tekrar doldurmadığı için de
Amasya dediğim zaman geliyor. True return çıktı. Site master çalıştı. Selected index'e hiç gidemedi. Hata veriyor çünkü orada bir yerde. En son şunu doldurmaya çalışınca hata veriyor. Patlıyor. Çatlıyor. Her kontrolde veriyor mu? Yok. Hata da vermemiş. Ne zaman? Strip C1. Efendim? Kontrolde veriyor mu? Şimdi şurada bir arıza olduğu belli. Neden belli? Buradan sonra şuna geçmesi lazım. Burada bir problemle karşı karşıyayız. Boş olduğundan diyecek. Yola toplantılar, her şey bulmuşlar. Seçili ürün var mı? Hı? Seçili ürün var mı? Seçili ürün yoktu. Seçili ürün. Orada bir çeşit de neydi? Ürün olmadıysın, içine de çatlıyor. Tamam mı diyelim? Yani buradan Amasya'yı seçelim. Adana'ya geçti tekrar. Sepet atladım. Prospect değil. Country'yi doldurdu. Çıktı. Çatlıyor lan. Evet. Çatlıyor ve exception yok gözüküyor. Eşit bir yerden hocam. Yok takılmıyor da sanki şey yapıyor ya. Alttakilerin hepsini tamamla gibi mi görüyor iPhone'u? Get'le çektim orada. Evet, iPhone 1'le gidince gidiyor. Şu anlama gelir, leave state kapalıdır. Yani leave state kapalıysa onu yapar. Şurada da var. Şu sayfanın. Şu sorunun. Şu hepsi şu.
Aklıma bir şey geliyor. Biz nerede ekstra tekrar bind demiş, data bind demiştik. Page. Page'e tekrar data bind demiştik ya. Bütün işlemi yeniden başlatıyor olabilirim. Anlayabildim. Diğerdeydik ama. Bilmiyorum ki şimdi tekrar tetikletin. Artırın. Yeni şey çalışması gerekiyor mu? Bundan sayfayı komple yaptıktan sonra mı çalışacak? Selekti. İngiliz. Yine de oranın çalışması lazım, evet. Bunlar sepete atıyorum ya. Dediğin gibi şey de drop-down da bağlı değil gibi, hiç eventine gitmiyor bile. Bunun birden fazla anlamı var. Mesela en büyük problemlerden birisi olan sanıyorum şu problem. Heyecan var mı? Neyim? Sayfada bir yerde form tag'i varsa. Hiç aramıyor bile ha. Bak. Hayır. Sayfanın içerisinde form tag'i olduğu için. Nerede çıkıyor? Şurada var. Hem de bir sürü varmış. Niye o kadar çok var diyor? Ne yaptık? Başka bir sayfana aldık. Şimdi HTML standartlarına göre aynı form içerisindeki elemanlar aynı, nedir onun adı, birbiriyle ilişkilidir. Alttaki buton orayı submit eder sadece. Başka bir buton sadece oraya. Ama ASP.NET'te bir sürü form olması performans kaybı oluşturuyor. Çünkü bununla ilgili bir sürü ayrıca kod yazıyor. Onun do post tag'in algılanması, arka planda tekrar işlenmesi gibi şeyler. Tek form ilkesi var. Bir tane form var. Öyle kabul edilmiş. Bu yüzden sıkıntı oluyor. Şimdilik çalıştırırsak sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Antalya, Muratpaşa, Elmalı falan diye. Almanya. Stuttgart. Ha? Kim? Malatya'ya da girdik istedik. Almanya'ya. Sen yoktun o gün. Şehre girdik. Bir gün uğraştık, hepsini tek tek girdik. Adana'ya girdik, Adana'nın içlerine girdik, hepsini tek tek. He. Hocam sayıt yazsın, sayıt yazsın. He, bir kısmını Cüneyt evde yazdı. Bir kısmını size yazdı, senin yazdı. Bilmiyorum. Eşek yıldanından yazdın mı? Hadi yazdık Almanya'yı. Bir de bir saatte diyorum ben, hadi onu söylemeyeyim diye de. İlkeyi. Hadi onu yazdım. Zimbabya yazacak kadar çıldırmadık yani. Vanuatu, Vanuatu. Ben zaten nereden çektiniz dedim, nasıl yazdınız demedim. Valla bilemiyoruz site. United Arab. Şey olduk ya, ekleyecek.
Konuklar bul. Videolarda var. Açıp istersin. Yalnız şöyle bir şey var. Adres, kişinin adresini seçerken adreste null olabiliyor mu? Şu district ID. Nullable false, nullable false. Bu yanlış, nullable olması lazım. Neden nullable olması lazım? Çünkü adam Arap Emirliklerinden kaydolacağı zaman district diye bir şey yok yani onda. Evet. Hata verir o. Köy. İlçe bizdeki, ilçeye denk gelin. Neyse, adres tanımladık. District hatta bölge de, bölge anlamında. Ben niye 9 falan mı? Yok, district. Bu ton kaydete geldim şimdi. Bir tane user adres diyelim. Adres eşittir new user adres. Adres nokta name eşittir text name text. IntelliSense niye böyle oluyor ya? Adres nokta. Aynen öyle. User ID'ni nereden alırım? Ne bu? Her şeyden. Page nokta. Page nokta. Get current user. Like. Get current user nokta. User ID. Sonra adres nokta country ID diye sonra diyeceğiz country nokta parse diye country nokta select value adres nokta city ID eşittir nokta parse diye adres nokta string id eşittir nokta parse value adres nokta adres eşittir txt adres nokta İnatla devam edecek eylemlerim. Oluşturduktan sonra ne yapacağım? DB context nokta DB nokta. Burada object oriented biraz daha pekişti değil mi? Hayır. Büyük gerçekten proje geliştirince yani. Zaten bu gerçekten proje geliştirme isteğimizden dolayı birazcık aslında bazı yerlerde fazla uğraşmış olduk. Ama bayağı ileri getirmiş olduk. Sizden sonra izleyecekler için de iyi olacak. DB context nokta DB nokta save changes. Adresini kaydedebiliyoruz. Gidelim bakalım bir adres kaydedelim. Gösterebilecek miyiz? Bu arada adres göstermeyi yaptık mı burada? Şunları şuraya bir Ctrl R M desem. Dropdowns desem. Dropdownları doldur desem. Kalabalığı gitsin bundan. Kapatırsa. Şimdi bu adresler burada listeleneceği için sonuçta adres listelerinin de gözükmesi lazım. Bu bir. İkincisi checkout ASP.exe'in içerisinde DP'de. Yürü bak, neredesin? Style'in dışında. Script.
function neydi? Yeni adres. Yeni adres diye bir tane fonksiyon oluşturalım. Dolar sharp yeni adres. Şurada da var ya. Şimdi buna none verin. Slide toggle. Sevdiğim inkar edemem. Bak hele şöyle yukarıya bak. 50 kere açtım. Hayda. Postları şeyde tekrar nasıl sağlıyorsun? Tekrar başına gelip tutuyorum. Sonra F5 tutuyorum. Devam ediyor ondan sonra. Tarkov edemem. Yeni adres tanımla dediğim zaman. Geliyor burada. Tatlı oldu. Gelelim. Adres. Böyle şeyler de Osman'la ilgili. Bizim de. Bu konular Osman'la ilgili. Neydi? Bızıt diye bir ses çıksın. Bızıt diye ses çıksın. Ben gittim de ben de sağlayamıyorum. He? Yukarı gitmemesini sağlayabiliriz. Hamam özüne kaydedelim. Hamam özünün göbeği. Enişteki bizimle ilgili. Caddesi. No 5. En üstteki bizim isim. Yani adresin isim veriyor. Eğer bizim fakura adresi. Sizin söylediğiniz şey de Gökhan Bey şu. şu neydi şurada vardı isim uzunca bir şeydi. Neydi hocam? Ya. Ben sayfa şey gidin ha. Postback bir daha bu olayı bir daha. Maintain scroll position on postback. Ben de onu diyecektim de. Diyecektim. şeydi neydi? Kim ekliyor bunu? Bir durdursun onu ya. Açayım da videoyu. Kapat. Tekrar geldiğinde kapatmaması için de. Açık pozisyonu. Şunlara. Ama kontrollerde kalamıyor. Yok maalesef. Sevdiğim bin kere. Dediğim şekilde videoyu bu arada durdurdum. Ha yeni yeniden başlattım. Şuraya gelirim. Response. Allah. Write derim. Script neydi onun adı? Yeni adres. Şu yeni adres metodum. Yalnız bunu her yerde yapmak doğru olmayabilir. Yani bunu en başta yapacağı için çalışmayabilir. Şu an düşünüyorum da. İşe yaramama ihtimali de yüksek. Daha hiçbir şey gelmemiş olacak ona tıkladığında. Onun yerine gösteren direkt show diyen bir şey lazım. Şunu açtım. Adana yerine Antalya'yı seçtim. Evet işe yaramadı. Çünkü öğeyi denetle dediğimde en üstte bir yerde oluyorum. Hatta şöyle yapalım. Kaynak kodu diyelim. Body'nin ilk başlangıcı nerede? Şuralara bir yerlere atıyor. Neyse işte. Ondan dolayı çalışmadı. Neyse o kadar hadi kızında da olmuş ya. Evet. Araştıralım. Run at server deyip buraların hepsinde seçip CSS class'tan block display'ine block falan atamak lazım. CSS class diyorum style.add deyip. Çok abidik kubidik şeylere takılmayalım. Aa ayıp oluyor mu? Atalım. Kedi kedi uğraşıyoruz. Şerefim sizin. Şimdi bir tane adres kaydettik. Kaydettim acaba? Semin mi? Tabii ki bir şey yaptım. Dogweed
çalışmıyor. Hepsine gidip yazmak lazım Nevruit diye. Constructor'ında. Evet. Amele işi olduğu için bırakıyoruz. Bu bayağı başından beri dinliyor değil mi? Neyi? Ben bu projenin yedeğini alayım da bir kenara yine de. Gerçi ulaşamıyor ki Dropbox'a giriş izni yok. Siz daha eklemeyi. İki ay öncesiniz. Unuttuk eklemeyi. Ben unutmayacağım. Sen bir beni eklesene. Ertesi gün güçten bağlar. Ben bugün bu akşam kopyasını alayım. Şimdiki adresleri listelememiz lazım. Şurada DDL teslimat var. DTL teslimat vardı ya. Onun içinin doldurulması lazım. DTL teslimat. Şurada gelirim. Belki load data lists. Data listleri doldurlarım. Derim ki DTL teslimat nokta data source eşittir db context nokta db nokta user adresler Allah user adresleri nokta ver sevgili x öyledir ki x'in user id'si eşit eşittir neydi page nokta get current user nokta user id'dir to list DTL DTL teslimat adresi ismini yazmıyor ha isim olarak yazıyorum ben evet select yapmak lazım yo verdiğiniz doğru noktayla şey yazmaz mı? Neyle? Şimdi Ankara veya Kayseri Develi demesi lazım mesela. Ama onun yerine 1-0 gibi şeyler yazıyor. Daha doğrusu içeriye ne verirsek onu yazıyor. Dolayısıyla başka bir şey yazar bak şimdi. To list data source'una bunu veririm. Her data bound anına giderim. Bir de bunu data bind yapalım. Data bind on item command var. Buna gidelim. Bunun soluna bir tane ne? Grid 8 varmış. Neyin soluna geliyor? Teslimat adres. Bu neymiş ya? Fatura adres. Burada bir tane boş div grid 8 var. Ne için açtıysa artık elimizde varmış. Her eleman yüklendiğinde her DTL her satırda ayrıca içeride bir tane de details view 1 var. Evet. Details view dt eşittir. E nokta item nokta find control details view 1 as details view diyeceğim. Seçtim onu. Dt nokta data source eşittir. DT.DataSource eşittir. Her bir user'ın adreslerini listeliyor. Her bir adresin bilgilerini bunun içerisine koymak lazım. Adresin kendisini yine seçip teslim edeceğiz daha. ID'sini. DataSource eşittir. O zaman şuraya adresi eşittir. Hayır, ne nokta? Item nokta. Şu kadar şey şimdi ne demiyoruz?
Sen farkına varmadan Cüneyt bir şey mi yaptın? Ne olur sana durup durup? Yani istemeden sana bir laf soktum, bir şey yaptım da açısını mı çıkarıyorsun? Ne yapıyor? Alınıyorsan yapmıyorum. Yok alınmıyorum da hani düşünüyorum. Acaba istemeden senin kalbini mi kırdım, sen laf sokuyorsun böyle? İsteyerek kırmış da olabilirsin. He? Ben sana diyorum. Yok kalbini kırdım. Yok. Kalbiniz mi kırıldı? Yok. Ben, yok sizin ben de kalbiniz mi kırıldı? Acaba istemeden bir şeyi mi yaptın da sen bana laf sokuyorsun? Ticari duraklama var mı? Bir şey yok. Işık serbest. Ne diyor? Aktif user'lardan seç. Sah exception. Ah diyor. Dış bileşen özel durum oluşturdu. Hangi dış bileşenmiş o ya? Dış bileşen geldi abi. Session eşit eşit Nansan'ın içine girmiş. Aktif user'ı çekmeye çalışmış. Provider user key muhtemelen bu sefer boş gelmiş. Provider user key boş gelince diye bu hata vermiş. Nansa and aslında zaten kullanıcı giriş yapacak bu ekran için değil mi? Daha gelme ihtimali yok. Şu anda uğraştığımız için yanlış mı şimdi? Bir çalıştırayım. Önceki hataydım. Admin giriş yapmış durumda zaten. Sepete bir şey attım. Alışverişi tamamla dedim. Abo! Web.dev server'ı çöktü diyor. Web server 40 exe çalışmayı durdurdu. Server yok. Sonra terk etti gitti bizi. Evet temizleyelim. Bir daha server açalım. Sepete attım. Alışverişi tamamladım. Vay arkadaş ne diyor? Linked entities, bilgileriz olarak entity model ASF get görüntüsü zor. Ve bu yönü tanımlan ve yönü depo ifadesine çevrilemez. Neyi tanımlıyor? Evet, bu yöntem tanımlıyor. Bu yöntem bir depo ifadesine. Depodan neyi kastediyor burada? User ID dışarıda alınıyor. Page, get, görüntü, user. Evet, mantıklı. Çalıştır demedim mi? Exception. Bunda ne bulmuş? Ha burada dursun demiştik. Data item hangi tipteydi bir türlü her seferinde de unutuyorum abi. Ha direkt user address tipinde. E nokta item nokta data item. System entry dynamic proxies user address altıra bilmem ne. Bilge ticaret user address nesnesidir diyor base'in temeli. Yani o zaman ben bunu Shift F5 as Shift F5 ah IntelliSense ah nokta ID olarak bunu alayım.
db.context.db.useraddresses.where x öyle ki x nokta id eşittir x nokta id. İlla where ile gelmesi lazım. Enumerable olarak gelmesi lazım. O yüzden tekrar where ile çekiyorum. dt nokta data bind. Sıfır mı? He. Eğer e nokta item nokta item type ünlem eşitse list item tiplerinden item Allah itler Allah ise return aşağıya çalıştırmaya çalışma kafan karışır. Nedir senin derdin? Data details view gelmiş. Adres ID 0 gelmiş. Data item'ın içerisinde ID 0 gelmiş. Dolayısıyla 0 ile ilgili bir şey seçmiş olamaz data sorsa. 0 ile ilgili bir şey seçmediği için arıza çıkarıyor. 0 gelmesinin birkaç yolu var. Mesela null olması. Yok, 0 mı? Ne ya? İngilizce ne bakayım 0 olabilir. Başlangıç değerini ne verdin biliyor musun? Bu identity değilmiş ki ya. Dizayn'a bir gidelim. Identity dememişiz demek. İkinciyi de ekletmedim. Ama identity eklediğimiz için gidip mapping'e user addresses meta address meta id nokta is required öyle ki x nokta ne diyorduk ya? Identity nasıl veriyorduk bunu? Bakayım başka bir şeyden bakalım. Product map. As key. ID'si de diyorum. Gerektirilmesi de zorunludur diyorum. Ama sanırım bu bizim sorunumuzu çözmeyecek. Ne diyor? Databind directly to store query. Ya alt üstü dediği nokta to list ya. Sen de var ya tam yazacağım zaman söylüyorsun ha.
ID'si 1. Create date şu, locality bu. Name bizim ev, country ID, city ID, district ID. Şu an böyle yazıyor, user ID de yazıyor. Böyle yazmasına gerek yok. Ne yazsın? Name, country yerine adı, şehir, ülke, şehir, ilçe, adres desin direkt. Üstüne seç var zaten. Bunun için select yapmamız lazım. Şuna nokta select x öyle ki x nokta direkt new x nokta adres adı eşittir x nokta name. Virgül. Ne demiştik? Ülke. Eşittir. X nokta. Country. Name. Şehir. Eşittir. X nokta. City. City niye yok içerisinde? City ID var ama city yok. İlişki kurmamışız city ile. Şöyle, veri tabanında ilişki yok anlamına gelir. Diyagramda. Evet, user adrese city ID demişim ama city ID'ne bir şey bağlamamışım. Bu nereye bağlı? User geliyor, country geliyor. District'i de bağlamamışım. Yani bağlı bir yer nerede? Bunlar nasıl bağlamamışız? O zaman ne yapmak lazım? Solution Explorer'a gidip burada District'e gidip teke çok değil mi bu? District'in ne olur? City türünde city'si olur. City'nin de district dizisi olur. Yok ya, ne alakası var? Adresi olur. Bunun list adresi, hatta list olarak değil de bu genelde ay numarayı olarak tanımış, tanımlamış. Adres olur. Adres oluyor. Bu da public user oluyor. User adreste de gidiyorum. User adreste de gidiyorum. Hatta şunu kopyalayalım. Country gibi. Şöyle yapalım. Virtual city city oluyor.
Şey. District'te de gidip user adresi koyduğumuz gibi city'ye de koymamız lazım. Bir de bunların nimlenmesi var herhalde. I collection şu an adımlar eve değilmiş. I collection. Ne bileceğiz onlar. Ne bilistle. Adresiz eşittir new list. Şuna gideceğiz, district'e gideceğiz. Bunları yaptıktan sonra şurada direkt city diyerek city nokta name diyerek çekebiliyorum. Neden? Çünkü lazy loop olduğundan dolayı. Ve x nokta şuraya obje eşittir x nokta district nokta name. Adı bizim ev Türkiye, Amasya. Bir de tabii adresi kendisinde yazmak lazım. Adres eşittir x nokta adres. Seni aptal diledim. Şimdi bunun çok benzeri bir şekilde, yani ne kadar benzeri diye sorarsanız aynısının tıpkısı fatura adresinde de var. Allah'ın hikmeti işte. Şu fatura adresini de bir diye. Class eşittir grid 16 alalım. Onun içerisinde bir tane data list DTL fatura diyelim. Patron diyelim. Patron diyelim.
Seçiliyse nasıl belli edeceksin seçili olan elemanı? Hangi seçili olan? Seç diyor ya başında. Seç diye bir buton var ya. Seçilir. Seç tıklıysa ona nasıl belirleyebiliriz? Renk değişebilir. Yeşil olabilir. Kim? Semih. Akşam durumu. Bitmek üzere gel. Gel. Oturun fark etmez. Düşüyor mu Necdet? Şimdi bunlarla ilgili şu Protected'dan bir tane daha olacak. Dıp kısmının aynısı fatura diye olacak. Sonra teslimat, item command. Fatura item command olsun, hata vermesin. Aslında aynı şeyleri yapıyor ama gerçi bu faturada farklı şeyler olabilir. Sonra load dropdown, load data liste de aynen, bir tane daha olacak. Fatura. Fatura olacak. Bakalım bir eksiğimiz var mı? Teslimat adres, fatura adresler listelenecek böyle. Bu kadar yer kaplıyor yalnız. Bir burada, bir tane daha olsa burada olacak ha. Bak yeni adres tanımladayım. Saydım ev. Türkiye, Adana, Seyhan'da. Şuralarda bir yerler. Hayret. Identity insert yapmaya çalışıyorum diyor. Identity'ye çevirdik ya. Identity kolonunu da sorguda gönderiyor. Ben identity kolonunu göndermesin diye mapping'de user adrese bu bir key'dir. Dedim. Identity nasıl diyorduk? Key'dir. Relation'lar. Primary key. Identity yok ki ya. This to table whatever is id has column name id. Bunun dışında id ile ilgili bir şey yok.
database. Şuna identity diyeceğiz. Property ID is required. Database generated option identity. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Getireyim tekrar. Sitener niye yedi ya? Evet, seçi basmış dediğim gibi ama içi yok. Sığmamış mı acaba içi? Burada grid 8 kullanıyoruz ya yan yana. 7 kullanalım. İçinde de 6 kullanalım. İkincisi için şey gelmemiş, içerik gelmemiş. Üçüncüsü için yine aynen seç gelmiş, içerik gelmemiş. Bir şey ilk elemanda çalışıp diğerlerinde neden çalışmaz? Bir de bunun float direction'ı sola doğru 2 2 silinle load direction'ları. Bizim evi iki kere çekiyor. Şu data bound'a bir gidelim bakalım. Details view'u aldık. Adres ID'ni user adreslerden data item user adres olan data item'ın ID'sini al. Adres ID olarak. O adresi çek. İçinden şu kolonları çek. Her biri için bunu ayrı ayrı yap. McDonald's gibisi yok. İlkinin ID'si neymiş? 1. Geldi bir daha. İkincisinin adı neymiş? 3.
Allah'ım. 1-3 1-2-3-4 diye yanması lazım. 1-2-3-4 Burada bir tane boşluk almak. Tekrar çalıştık. Şey mi diyor acaba ya? Şu... Bir dakika. Orada... Sonunda session düştü. Item tip item. İlk elemanı bastı. İkinci eleman alternating item olarak görüyorum. O yüzden içini basmıyor. Veya e nokta item nokta item type eşitse bilmem eşitse veya olmaz o zaman ve olur. Hem bu değil hem de bu değilse list item type'larından alternative değilse devam etmemiz lazım. Yalnız hepsine bizim eve basıyor ha. Alternatiflerin gelmemesi sorunu çözdük. İkinci problemimiz de bu. Her item'ın kendi içindeki DT'yi çekiyorum. Adres item'da her item'ın kendi data item'ındakini çekiyorum. Adres item'ını. Hocam şurada DT'nin adı basar sorusunda adres ID'yi almanız verirken x ID eşit eşit x ID vermesi lazım. Aaaa. Ben de bunu niye yaptım? Yazarken de değil. Valla çok klas basit bir adı ha. Hata ha. Bir de 1 veriyor. 2'ye geldiği zaman 2 eşit midir 2'ye? Bir yine 1'e eşit olmuş oluyor. İlki getiriyor. Öbürüne de yine 1'e eşit olduğu için hep ilk aslında başka birisi de olsa yine bizim ev adresi gelecekti. Tamam. Yukarıda da bunu düzeltmemiz lazım. Hem şunu hem onu. Hem şu if'in içini düzeltmek lazım. Hem de yukarıda dediğim neresi aşağısı kısmı. Hem buraya bunu koymak lazım hem de McDonald's gibisi yok. Bir yandan reklam geçeyim. Ek iş olarak reklam yapıyorum. Bizim ev Said'in ev, Cüneyt'in evi, Gökhan'ın ev. Yeni bir ev eklendiği zaman, yeni bir adres eklendiği zaman şurada hangisi ya o? DTN kaydet. Burada o adresin default olarak belirlenmesi lazım. Default belirlenmesi lazım. Bunun dışında kalanların da tek tek defaultların iptal edilmesi lazım. For each user address item db context nokta db nokta user adreslerden
seç kimi x öyle ki x nokta user id eşit şurada bir yerde sanki verdik onu az önce user id'ni dışarıda çekelim quit user id eşittir page nokta get current user nokta user id diyelim user id olanları seç ve olanları ve default x nokta defaultları işte şu olanları getir for each de bunları getirsin bunların item nokta default eşit eşit eşittir false diyerek değiştirelim diğerlerini false yap bu adresi true yap diyelim son olarak da şu adres seçiminde orada şey yapmak gerekiyor mu? Bu konu tekrar gelip mi? For each için de item default false dedik. Default true olup bu user ait olan diğer adresler zaten bir tane olur her seferinde bir başka bir şeyde onu getirip yok, orası aslında for each'e dönmeye de gerek yokmuş ama döndü galiba olur da birden fazla olursa artık hepsini değil mi Gökhan Bey? Benim aklıma şey geldi bundan sonra db paket db save change yapmak gerekiyor mu? Şurada yapıyoruz ya o hem onları kapatmak için hem de yeni eklemek için çalışır kaç tane işlem varsa save change hepsini uygular sırayla çalıştırır. Önce şunları yapar, update'leri sonra şunu çalıştırır. Tek seferinde birden fazla soru gönderir. Durdurayım mı? Duraklatayım mı burada? Yok. Ya. Daha önce bir şey anladım onu sıkıntı yok. Peki. Bir de şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Son bir kez. Burası ne kadar karışık görünüyor ya. İçerideki butonu çekip seç butonu var ya. Neydi bu? Seç link buton 1 mi? Link buton 1'i seçip eşittir. Ne diyecektim ya? Daldım. Link buton e nokta find control item nokta find control link buton link butonun rengini değiştireceğim. Seç nokta style nokta el html write style key diyeceğim ki şöyle miydi? Hadi ya. Virgül. Green diye değiştirmek istiyorum. Hangi koşulda ama eğer e nokta item nokta data item as user address Allah user address'tir deyip nokta default işte default seçti default true ise seç noktası ile bunu ekle diyelim şu
Şunlardan birini elle ya da yeni bir tane ekleyelim. O yeni eklediğimiz zaten süre olur. Yeni adres tanım. Muhtazamın evi. Kaydet. Yememiş ya da yemiş ama background olduğu için background ezer onu. Search nokta style nokta remove. Image nasıl yazıyorduk ya? Ama şey var, ekran image olarak vermiş, yoksa ekranı direkt göreyim vermiş. Image, işte image'in içerisinde URL de vardır. Image'i compress edersen tüm varlığıyla silecektir. Olmadı. Şöyle bir şey hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum, doğru mu hatırlıyorum? Ya bu istediği şey HTML Text Writer Style Key ya. HTML Text Writer Style nokta desek. Background Image desek ya da şöyle yapalım. Allah Allah. Hocam şey yapın, background image değil, işte background tabii. Şunu mu? Direkt background. Her şeyi mi seçsin? CSS class'ı boşaltayım. Değerlendirmesin. Bütün sayfayı yakarım. Yakarım bu sayfayı. Çok kötü oldu ya. Bu kadar kötü olacağını tahmin edememiştim ya. Aklıma bir yöntem geldi, onu deneyeceğim. Background image, remove değil, add diyeceğim, background image, virgül, tırnak tırnak diyeceğim. Hiçbir şey vermeyeceğim background image'e. CSS'ten geliyor ya, stilden geliyor, stil bilgisinden. O zaman CSS class'ını değiştirmek en iyi olur. Onunla da uğraşmak istemediğimizden daha fazla şey uğraştık. Neyse. İşlem olarak ne kaldı arkadaşlar? Bu seçildiği zaman şimdi alışverişi tamamlamak için, ödemeyi tamamlamak için ödeme tamamlama konteksti oluşturmak lazım. Yine bir class olarak, bir nesne olarak oluşturup
seçimde tutulacak şekilde singleton bir şekilde oluşturmak lazım. Zamanımız kalmadı artık. Şurada gelip classes'ta gelip new class. Bu sefer pazartesi iOS'a geçeceğiz diye düşünüyorum ama devam edelim mi? Ödeme kısmını tamamlayalım olur. Bana uyar. Tamam, bana uyar. Tamam. Checkout context oluşturalım. Prop diyorum. Static kendisinden tutuyor. Aktif ya da current diyelim direkt ya. Yine çekildiği zaman hep yapıyoruz ya. Singleton yapacağız. Diyeceğiz ki bir tane context'im var. Last. Evet abi. Context diyeceğim. Eşittir. Context nokta current. Eğer context nokta session içerisinde aktif checkout artık bunu ezberlediğinizi düşünüyorum. New checkout context. Girin isterseniz ya, sorun değil. Bunları oluştururum ve return derim. Tabii tabii. Askılık olarak kullanıyoruz biz onu ama şu anda. Şunu döndür diyeceğiz. Şimdi checkout içerisinde ne barındırmalı? İçerisinde ne olması lazım? Bir tane sepet olması lazım değil mi? My chart. Chart diyelim. Çağrıldı mı geriye return my chart nokta aktif chart'ı döndürsün. Ne olur mu kafası karıştı yine. Oo, yanlış yere tıklamam şimdi. Şöyle. Chart olması lazım. Ondan sonra kredi kartı numarasıdır, carttır, curttur, onların olması lazım. Kullanıcı bilgilerin olması lazım. Ondan sonra merhabalar. User adres olması lazım. İki tane user adres olması lazım aslında. Pro. Teslimat. Neydi teslimat? Blink mi? Bu da neydi?
Öyle sorar. Öyle sorarsan bilemem ki. Orders nerede orders? Lan. Senin mi? Onunla ne yapıyorsun? Deli gari. Bir de öbürü de invoice'muş yalnız. Ben invoice diyorum. Invoice adres, öbürü? Delivery. Adamın seçtiği adresleri buraya atacağız. Başka ne olur? Sepetin içerisinde sepetin toplamıdır, KDV'sidir, cartıdır, cürtüdür, her şeyi var. Onun dışında kredi kartıyla ilgili bilgilerin olması lazım. Kredi kartıyla ilgili bilgileri de şurada Reddit kart diye bir tane sınıf oluşturup bunun içerisine tanımlarız. Reddit kart türünde Reddit kart olur. Adam adresi seçtiğinde adresi delivery invoice ikisini dolduruyor. Çıtak 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 böyle devam ediyor. Eğer kart seçmişse, ödeme tiplerinden kart seçmişse buraya da geliriz, ödeme tipi belirleriz bir tane. Public anon isim olması lazım tabi eninin. Ödeme tipi ne? İngilizcesi. Tayyip. Yarısını getirin gerisini ben tamamladım. Kredit kart var. Kapıda ödeme. Hadi bakalım, böyle zor soru var. Bir de havale. Havale nedir? Abdullah Bey mi söyler, Gökhan Bey mi söyler? Evet, yarışma başladı. Havale ve kapıda ödeme. He? Transfer, havale. Transfer, money, money order. Kapıda ödeme. Payment at the door. At the door diyelim. Gelirim buraya. Drop. Payment tip tipinde. Neyse, bugünlük bu kadar yeter. Benim de pilim bitti. 15 dakika dinleneyim bari. Boynum yoruldu şahsen. Bugünlük bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.